İyi akşamlar, gelişmelerle karşınızdayız. Ağrı'da güvenliği sağlayan askere PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada 4 asker yaralandı. Ağrı'nın Diyadin ilçesinde bugün yapılacak ağaç dikme etkinliği için bölgede güvenlik önlemi alan askere PKK'lı teröristler ateş açtı. Askerlerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmanın üzerine bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderildi. Genelkurmay Başkanlığı saldırıyla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, bölücü terör örgütünün propagandasının yapılacağı yönünde bilgi alınmıştır. Kamu düzeninin sağlanması için 15 timden oluşan güvenlik gücü bölgeye sevk edilmiş, o esnada askerimize teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açılmıştır. Ateşe derhal karşılık verilmiş, ancak teröristlerce açılan ilk ateş esnasında 4 askeri personelimiz yaralanmıştır denildi. Bölgeye insanlı keşif uçağı, silahlı helikopterler ve takviye komando birlikleri sevk edilirken çatışmanın halen devam ettiği bildirildi. Ağrı'daki saldırıyla ilgili Başbakan Ahmet Davutoğlu da Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Yazdığı tweette Davutoğlu, Ağrı'daki hain saldırıya gerekli cevap Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından veriliyor. Az önce Genelkurmay Başkanımız ve İçişleri yetkililerimizden tekrar bilgi aldım. Kimse şüphe etmesin, insanlarımızın özgür iradeleriyle oy kullanacakları seçimin güvenliği mutlaka sağlanacaktır dedi. Bu gelişmeyi aktardıktan sonra sıradaki gelişmeyle devam edelim. Adana'da baraj tünel kapağının patlaması sonucu 10 işçi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yargılanan 17 sanık için karar bugün belli oldu. Adana'da 24 Şubat 2012'de baraj tünel kapağının patlaması sonucu baraj havzasında çalışan 10 işçi hayatını kaybetmişti. Yaşanan facianın ardından 17 kişi yargılanmaya başlandı. 2012'de görülmeye başlanan davanın 17. duruşmasında karar çıktı. Sanıkların 7'si beraat ederken 10'u ise 5 ila 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Bu cezalarda taksirli suç olması nedeniyle 45 bin ila 146 bin lira arasında değişen para cezalarına çevrildi. Mahkeme para cezasının ailelere 24 ay taksitle ödenmesine hükmetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu miting maratonunu İstanbul Kartal'dan başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal'da düzenlenen Milletçe Alkışlıyoruz mitingiyle seçim startını verdi. Kılıçdaroğlu, sloganla ilgili olarak bu alkış laikliğe, demokrasiye ve cumhuriyete zulmeden zihniyete karşı protesto alkışıdır dedi. Milletçe hesabını soracağız. Geliyoruz, milletçe geliyoruz. Az kaldı. Toplumun her kesimine sesleniyorum. Ve bir şeyi Kartal Meydanı'ndan açık yüreklikle ifade ediyorum. Korkmayın, yılmayın, sinmeyin. Bugün buraya ülkemizde kol gezen yoksulluk, işsizlik, yolsuzluk, adaletsizlik ve vicdansızlık karşısında eğilmeyeceğimizi milletçe haykırmak için geldik. Milletin sorunlarını bildiklerini belirten CHP lideri, bunu ortadan kaldırmak için gerekli birikime sahip olduklarını belirtti. Belki hiçbir siyasi parti, hiçbir seçime CHP kadar Türkiye'nin sorunlarına hakim, Türkiye'nin sorunlarının çözümlerini üretmiş, kaynaklarını belirlemiş olarak girmeyi başaramamıştır. Millet bıktı, millet usandı. Artık Türkiye, bu millet yaşanacak bir Türkiye istiyor. Yaşanacak bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, barış içinde bir Türkiye, herkesin sokaklarında huzur içinde gezdiği bir Türkiye istiyor. Resmi rakamları vereyim. Yoksulluğun ölçüsü şu değerli vatandaşlarım. Bir kişinin aylık geliri, altını çiziyorum, aylık geliri 200 liranın altındaysa o yoksul sayılıyor. Yoksulluğun sıfırlandığı bir Türkiye sözü veriyorum. Hiç kimse bu ülkede ben yoksulum lafını etmeyecektir CHP iktidarında. Kılıçdaroğlu emeklilere verdiği sözü İstanbul'da da yineledi. 11 milyon emeklimiz duysun.
Ramazan bayramında ve Kurban bayramında sizlere birer maaş ikramiye vermeyi görev biliyorum. Namus sözü veriyorum. Notere gittim, imzaladım. Diyorlar ki neden notere gittin? Millete gitseydin. Hem notere gidiyorum, hem millete gidiyorum. Var mı diyeceğim? Ve ben bu parayı vereceğim. İşsizliğin Türkiye'nin en büyük sorunu olduğunu söyledi. 6 milyon 200 bin işsizimiz var. Hissiz, malum zihniyetten işsizliği çözeceğiz diye bir laf duydunuz mu? 77 milyon yurttaşıma sesleniyorum. İşsizliği çözeceğiz diye bir laf ettiler mi size? Ama ben söylüyorum. Türkiye'nin en temel sorunudur. Bütün kötülüklerin arasıdır işsizlik. İşsizlik illetinden bu toplumu kurtaracağız. İşsizliğin de kökünü kazıyacağız. Onu da sıfırlayacağız. Seçimler için Büyük Birlik Partisi ile ittifak kuran Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Belçika'da seçmenlerine hitap etti. Kamalak, iktidar partisini sert sözlerle eleştirdi. Daha açayım. Hırsızlıkla, yolsuzlukla, rüşvetle, iltimasla suçlanan bakan yahut bakanları o partinin diğer üyeleri yargıladığı takdirde ortaya çıkan karara doğru, adil demek mümkün mü? Değil. Biz Saadet Partisi olarak iktidara geldiğimizde bu tür saçmalıkları, adalet adına işlenen hukuki cinayetleri bertaraf edebilmek için 3 aşamalı bir yargılama sistemi öngörüyoruz. Yargıtay'da yüzlerce yüksek hakim var. Danıştay'da bu milletin evladı bir yüksek hakim bulan yetişiyor. Sen ona güvenmeyeceksin, hırsızı arkadaşına güveneceksin, öyle mi? Yok öyle şey. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Mersin'e yapılacak nükleer santralle ilgili dikkat çekici ifadeler kullandı Yıldız. Biz istesek de istemesek de bu santral Türkiye'ye yapılacak ve ülkenin en güvenilir yapısı olacak dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Yenilenebilir Kaynaklar ve Yeşil Türkiye konulu konferansa katıldı. Gençlere seslenen Yıldız, Mersin Akkuyu'da yapılacak nükleer santral için yürütülen çalışmalara değindi. 9 büyüklüğündeki bir depremin şiddeti Türkiye'de hiç yaşanmadı. 7.6 civarında yaşandı. İnşallah hiçbirisi yaşanmaz. Ama siz bilin ki bu yapı biz istesek de istemesek de Türkiye'nin en güvenilir yapısı olacak. Bakan Yıldız dünyadan da örnekler verdi. 144 tane nükleer güç santrali yapıldı Çernobil'den sonra. Fukushima kazasına hep beraber şahit olduk. Önemli bir kazadır. Zamanında yapılmış anlaşmalardan dolayı İran gazını pahalı alıyoruz. Suçlamıyorum. Yani o an revizyon hakkını Türkiye kullandı ve tahkime verdi. Biz inşallah İran gazını daha ucuza alacağız. Yıldız, petrolün dünyanın her yerinde aynı fiyata satıldığını ve bu yükten kurtulmak için de nükleer santralin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Petrol varilinin fiyatı gelişmekte olan ülkelere 30 dolar, gelişmiş ülkelere 80 dolar, çok gelişmiş ülkelere de 110 dolar diye satılmıyor. Ham petrol varilinin fiyatı dünyada tek fiyatla satılıyor. İhtiyacınız varsa alıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Kimse gelip zorla da satmıyor. Çünkü çok daha ortak paydaya konabilen bir değerden bahsediyoruz. Altının onsu 1247 dolarsa 1248 dolar değil o. 1150 dolara da vermezler. Siz diyorsunuz ki benim alım gücüm düşük, bana altını daha ucuza verebilir misiniz? Yok, istiyorsanız o şekliyle alıyorsunuz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Bursa'da abi Osman Çelik tarafından yaptırılacak projenin temel atma törenine katıldı. Çelik, beton dökme mikserinin düğmesine 96 yaşındaki babasıyla birlikte bastı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Zafer Mahallesi'nde yeni belediye sarayının arkasında kentsel dönüşüm kapsamında gerçekleştirilen projenin temel atma törenine katıldı. Törende çok sayıda isim yer aldı. Kent merkezindeki bu büyük dönüşümle birlikte Bursa artık Türkiye'nin yaşanabilir kentler ve kalite kent açısından birinci sırasına yükselmiş oldu. İşte bu yapılan çalışmaları önemsiyoruz. Bugün de burada Özçeliksan İnşaat ve Biopark Zafer İnşaat tarafından gerçekleştirilen bu inşaat da Bursa'ya ayrı bir değer katacak. Bakan Çelik, abi Osman Çelik tarafından yaptırılacak Biopark Zafer projesi için beton dökme mikserinin düğmesine ise babası 96 yaşındaki Yaşar Çelik'le birlikte bastı. Ya Allah, bismillah. Özçeliksan İnşaat tarafından yürütülen proje kapsamında 42 eski binanın yıkılmasıyla elde edilen 6730 metrekare alanda 176 konut ve ticari alan inşa edilecek. Bir ev düşünün, üstelik de 70 bin liraya sahip olabileceğiniz ve 20 gün içerisinde içine girebileceğiniz bir ev bu. İşte Bursa İnşaat Fuarı'nda yer alan son gelişmeleri takip edebilmek için size güzel bir neden. TÜYAP Bursa Fuarcılık Anonim Şirketi tarafından BTSO, İmsiyat, Bursa Emlak Müşavirleri Esnaf Odası ve birçok kuruluşun desteğini düzenlenen Bursa İnşaat Fuarı'nda firmalar dikkat çekmek için ilginç tasarımlarını sergilemeye devam ediyor. Bu tasarımlar arasında her geçen gün ilginin daha da arttığı ahşap evler dikkati çekiyor. Üstelik hem fiyatı, hem kalitesi, hem de teslim edilme süresiyle. Beton evlerde yandığı zaman beton evler yıkılması gerekir ama bu binalarda sadece bir arabanın çamurunu çarpmışın değiştirmişsin gibi sadece bir tarafını değiştirerekten o hatayı halledebilirsiniz. Peki bu evin içinde neler bulunuyor? Bu evin fiyatı 70 bin lira. Kaç metrekare? 65 metrekare. 2 artı 1. 2 katlı. Evet, 2 katlı 70 bin lira fiyatı. Hangi bölümde var? Altında tuvalet banyo kısım var. Üzerinde iki odası var. Ülkemizde henüz çok yaygın olarak üretimi yapılıyor olmasa da ilgi zamanla betonarme dairelerle arasında büyük fiyat farkı olan ahşap evlere kayacak gibi görünüyor. Metrekare bazında 800 ile 1500 arasında değişmektedir. Projeye göre tabii ki bu. Bir evin fiyatı 70-150 bin arasında değişmektedir. Fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunulan bir diğer ürünse filografi sanatıyla süslenmiş eserler oldu. TÜFİDER Filografi Derneği üyeleri tarafından hazırlanan birbirinden ilginç eserler de Bursa İnşaat Dekorasyon Fuarı'nda görücüye çıktı. Bursa'daki eğitim veren arkadaşlarla birlikte biz bu derneği kurduk. Burada yine eğitmen arkadaşlarımızın ve öğrencilerinin tabloları, çalışmaları, eserleri bulunuyor. Çivi ve renkli bobinaj telleri kullanılarak yapılmış hat yazıları, bayrak ve Atatürk resmi gibi çok sayıda eser fuarda sergilendi. Filografi sanatı uzun yıllardır yapılan bir sanat aslında ama unutulmayı üst tutmuş sanatlardan. Biz bu sanatı gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz. Sergilenen eserler büyük ilgi gördü. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağan kar yaklaşık 200 koyunla birlikte biri çocuk 4 çobanın mahsur kalmasına neden oldu. Jandarma 6 saatlik çalışma sonucunda bölgeye ulaştı ancak çobanlar bölgeden ayrılmayı reddetti. Bunun nedeni ise bakın neydi? İnegöl'ün Gazelli köyü Görükleri mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle 4 çoban 200 koyunla mahsur kaldı. Durum jandarma ekiplerine bildirildi. Heyelan geliyor yukarıdan, yolu açtıkça heyelan geliyor. Yukarıdan kayıyor. Ulaşamadınız o zaman o tarafa. Derenin olduğu yerde mi kaldınız? Dereye varmadan. Dereye varmadan. Yola ilk girişte. Önce iş makineleriyle çalışma başlatıldı. Ardından yolun kalan 6 kilometrelik kısmına traktörle devam edildi. Bu sırada köylülerden biri yaşanan bu olaya tepki gösterdi. Ya evet abi, o bir yerden körlük var diye. Bilgi yoğurdu, bir şey yok. Şimdi 15 gün önce de televizyonda bomba var iken hava yakacak açacak. Ya bilmiyorum nereye gidiyor. Uzun süren çalışmaların ardından çoban ve koyunlarına ulaşıldı. 4 gün önce hava günlük güneşlikte. 2 günden beri kar yağıyor. Böyle oldu işte. Sonra jandarmayı aradınız herhalde. Evet, kaymakam beyi aradık ilk önce. Evet. Yolu açamadılar. Evet, yolda bayağı bir sıkıntı vardı. Kar nedeniyle. Hı hı.
Olmadı yani. İndireceğiz daha almadı aşağıya. Yeni doğmuş kuzular işte. Yeni üşüyorlar doğmuş kuzu, şu anda. Evet. Yem de yok herhalde. Şu anda yok. Çobanları alarak köye dönmek isteyen jandarma ekiplerinin tüm ikna çabaları sonuçsuz kaldı. Sürüyü bırakmak istemeyen çobanlar hayatları pahasına karların erimesini bekleyeceklerini ve köye sürüyle döneceklerini belirtti. Ya koyun insanoğlu, keçi burada yürüyemiyor. Bir sürü yürüyemeyen hayvan var abi. Hangi birini götüreceğiz? O zaman sen bilirsin. O zaman biz gidiyoruz. Tamam, Allah razı olsun. Öte yandan koyunlar için saman isteyen çobanların bu isteği bölgeye ulaşımın olmaması nedeniyle yerine getirilemedi. Bugün 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü. Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Bursa'da da hastalar bir araya geldi ve bugünün anlam ve önemine değinildi. Etkinliğin sonunda ise dilek balonları Parkinson hastaları için gökyüzüne bırakıldı. Parkinson hastaları 11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü'nde bir araya geldi. 6 ilde eş zamanlı düzenlenen etkinlikte Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Mersin illeri de yer aldı. Ortalama 100 bin hasta olduğu varsayılmakta. Bunun maalesef yarısının hekimlere başvurduğu öngörülmek. Amacımız hastalığı tanıtmak, bilgi vermek, farkındalığı artırmak ve hekime çekebilmek, tedaviyi bir an önce başlamak ve çünkü erken tedaviyle durduramasak da ilerlemenin önüne geçebilmekteyiz. Parkinson son değildir. Yaşayacak daha çok yıllarınız var sloganıyla düzenlenen etkinlikte hasta ve hasta yakınları Parkinson'la daha kolay başa çıkmak adına doktorlar ve uzmanlarca bilgilendirildi. Peki Parkinson hastalığı nedir? Erken teşhis için uyarıcı belirtiler neler? Belli bir bölgenin özellikle hareketle ilgili bölgedeki hücrelerin fonksiyonlarındaki bozulma sonucu ortaya çıkan bir tablo. İleri yaşlarda ortaya çıkar, 60'lı yaşlar ve daha sonra. Ve ilk ortaya çıkan belirtiler titreme ve harekette yavaşlamadır ana belirti olarak. Erken tedaviyle hastalık son bulmasa da ilerlemenin önüne geçilebiliyor. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da Nisan ayında adeta kara kış yaşanıyor. Bir gece içinde yağan 70 santim kar dağdaki kayak pistlerini doldurdu. Bursa'da güneşli bir bahar havası yaşanırken Uludağ'daki durumsa bunun tam tersi. Uludağ bir gece önce yağan 70 santim karla birlikte kar kalınlığı 220 santime ulaştı. Fırsatı kaçırmayan kayak severler de pistleri doldurdu. Çok güzel aslında tam kayak yapılacak bir kar var. Çocuklar işte kıza kayıyor, çok mutlular. Uludağ çok güzel gidiyor. Yani bu son günler olduğu için birazcık yoğunluk var. Günübirlikçilerin akın ettiği Uludağ'da pistlerde adeta boş yer yok. Ben İstanbul'dan geldim ben de. Otobüsü kaçırdım. Onlara yetişmek için arabayla geldim. Ama yani çok kötü, çok kötü yani. Bir sürü para da istiyorlar ve hiçbir şey yok. Bursa'dayım zaten normalde de. Bursa'dan geldik arkadaşlarımızla Kelas'tan. Günübirlik geldik. İşletmelerin ikisi dışında tamamının kapanması tatilcilerin tepkisini çekti. Burada hiçbir lifti açmıyorlar. Çok güzel kar var. Paraları alıyorlar ama tesisleri çalıştırmıyorlar, ezmiyorlar. Protesto ediyoruz. Hizmet yok beyefendi. Bakın görmüyor musunuz? Bu kadar şey var, lift var. Sadece bir tanesi çalışıyor. Bursa'nın Orhan Gazi ilçesi yakınlarında seyir halinde olan bir otomobil kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hayatını kaybederken aracın hız göstergesinin 150 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Şeyin mi, şahsın mı? Orhan Gazi Bursa Karayolu'nda sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi. Halil İbrahim Kayhan yönetimindeki otomobil Gemlik yönüne gittiği sırada temizlik maddesi yüklü kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje girerken sürücü araç içinden fırlayarak yol ortasına düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kayhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Hurda yığınına dönen otomobilin hız göstergesinin ise 150'de takılı kaldığı görüldü.
Kazanın şokunu bir süre üzerinden atamayan kamyon sürücüsü aracın çok hızlı olduğunu söyledi. Ben bekleyin, tutun burada arıza çekin geldik. Mahvettin ya. Arkadan mı çarptı size? Arkadan çarptı. Bu kim? Bunlar var duran. Babamız hangi sebebi? Burada ya tam arıza gökleyin ya. Bak şuraya bak nerede ya. Nasıl geliyor altından? Nasıl araba sürüyor ya? Bursa İş Cinayetlerini Durduralım platformu tarafından İş Cinayetlerini Durduralım imza kampanyası başlatıldı. Hedef 50 bin imza toplamak. Bursa'da kentin çeşitli noktalarında açılan standlarda İş Cinayetlerini Durduralım adı altında imza toplanmaya başlandı. Kampanyaya vatandaşlardan destek istendi. Gün içinde Osman Gazi metro istasyonunda açılan standa her yaştan vatandaş gelerek imza attı. Makine Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, iş cinayetlerinin çok önemli bir problem olduğunu ifade etti. Bilindiği gibi iş cinayetleri Türkiye'de çok önemli bir problem. Biz de Bursa'da bir süre önce açıklamasını yaptığımız ve bir platform oluşturduk. İş cinayetlerini durduralım platformunu oluşturduk ve imza kampanyası başlattık. Osman Gazi metro istasyonunda halkımıza iş cinayetleriyle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıca da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na verilmek üzere de imzaları insanlarımızdan topluyoruz. Bugün imza kampanyası yapıyoruz burada. Halkın ilgisi çok iyi. Bursa'da maksimum düzeyde imza toplayacağız. Bizim kurumlar olarak görüşmemiz 50 bin imza. 13 Mayıs'a kadar sürecek çünkü Soma'nın yıl dönümü olan 13 Mayıs'a kadar imza kampanyamız Bursa'da ve Türkiye'nin her yerinde devam edecek. Bursa'da Osman Gazi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu sene 11.'si gerçekleştirilen Fetih Yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. Osman Gazi'yi anma ve Bursa'nın fetih şenliklerinin en önemli ayağını oluşturan Fetih Yürüyüşü Saltanat Kapı'dan başlayıp Şehreküstü Meydanı'ndaki finalle son buldu. Osman Gazi'yi anma ve fetih şenlikleri bu yılda büyük bir coşkuyla kutlanmaya başlandı. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı yürüyüş sırasında heykele çıkan trafik durduruldu. Mehter takımı eşliğinde gerçekleşen gösteriyi vatandaşlar ilgiyle izledi. Tuzla'da tersanelerde yaşanan işçi ölümleri ve işten çıkarmalar işçilerin yaptığı yürüyüşle protesto edildi. Tuzla tersanelerinde 50 kişilik grup işçi sağlığı ve güvenliği konusunda alınmayan önlemler için eylem yaptı. Eylemciler işçi ölümlerinin son bulmasını istedi. İşçi arkadaşımızın hakkını vermeden buradan bir yere gitmeyiz. Bak burada ceset var. Arkadaşımızın cesedi var. Ben bekleyeceğiz. Bak her gün ölüme gidiyorsunuz. Hakkınız verilmiyor. 5 gün sonra ağlamaya başlıyorsunuz. Grup yürüyüş sırasında temsili tabut taşıyarak işçi ölümlerinin son bulması konusunda seslerini duyurmaya çalıştı. İşçiler tersanelerde 200'e yakın işçinin hayatını kaybettiğini, bunun karşılığında ise hiçbir patronun ceza almadığını söyleyerek duruma isyan etti. Grup yaptıkları eylemin ardından olaysız bir şekilde dağıldı. Niğde'de edebiyat öğretmeniyle ilçe milli eğitim müdürü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve iddiaya göre öğretmen darp edildi. Her ikisi de birbirinden şikayetçi oldu. Niğde'de görevde bulunan edebiyat öğretmeni Adem Korkmaz,
Ankara'ya yurt dışı görev sınavları mülakatı için gitmek üzere okulunun tasdik ettiği 3 günlük izin dilekçesini İlçe Milli Eğitim Müdürü Celalettin Özüdoğru'ya sundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü izini vermek istemiyor. Bu yüzden tartışma çıkıyor. Müvekkil, ben yasal hakkımı talep ediyorum, bana yardımcı olmanız gerekir diyor. Ama müdür buna öfkeleniyor, sen bana işimi mi öğreteceksin diye bağırıyor, çağırıyor. Bununla da yetinmiyor, müvekkili darp ediyor. Sonrasında ortaya çıkan manzara ise bu oldu. Başarılı bir öğretmenin yanında olacağı yerde onu darp ediyor. Vahim bir olay, üzücü bir olay. Bunu tabii şikayetçi olduk. Sonuna kadar da takip edeceğiz. Herkes hukuka saygılı olmak zorundadır. Makam sahibi olmak kimseye suç işleme hakkı da vermez. Türkiye'de son günlerde öğretmenlere yönelik buna benzer olayların yaşanmasına memur seninde tepkisi gecikmedi. Türkiye'de bakıyoruz şimdi valiler öğretmene hakaret ediyor. Milli Eğitim Müdürleri öğretmeni darp etmeye başlıyor. Bir keşmekeşlik yaşanıyor. Yani biz her zaman diyoruz ki liyakat esas alınsın, ehliyet esas alınsın. Hakkı olan hakkı olan yere gelsin. Ama maalesef Türkiye'de bu yapılmıyor. Hak etmeyen insanlar, hak etmedikleri koltukları işgal ediyorlar. Onun sonucunda da bu olumsuzluklar yaşanıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Celalettin Özüdoğru ise kendisinin öğretmen tarafından darp edildiğini açıkladı. Her ikisi de darp edildiklerini iddia eden öğretmenle İlçe Milli Eğitim Müdürü birbirlerinden şikayetçi oldu. Mersin'de nefes kesen bir operasyon gerçekleştirildi. Gümrük muhafaza ekipleri İtalya'dan Mersin limanına gelmekte olan bir dorseyi şüphe üzerine incelemeye aldı. Dorse içinde gizlenmiş 300 binin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi. İtalya'dan Mersin'e, Mersin'den Belçika'ya, buradan da İran'a uzun soluklu bir uyuşturucu ticareti. Gemiyle Mersin Limanı'na getirilen tırın içinde İran'a gönderilmek üzere olan PVB film cinsi eşya yüklü. Ancak bu tır riskli bulunarak X-ray taramasına gönderildi. İçerisinde şüpheli yoğunluk tespit edildi ve tır dorsesi ayrıntılı arama yaptırılmak üzere hangara sevk edildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü personelinin birlikte oluşturduğu ekip tarafından dorse açılarak incelemeye alındı. Rulo makaralara gizlenmiş torbalar içerisinde çeşitli renklerde hapların olduğu tespit edildi. Toplam 60 torba içerisinde 300.059 adet uyuşturucu hap gizlendiği ve piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu belirlendi. Sentetik uyuşturucu cinsi olan haplara ve uyuşturucunun taşınmasında kullanılan tıra el konuldu. Olayla ilgisi olduğu tespit edilen iki kişi hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan lüks otomobil yan yolda seyir halinde olan başka bir otomobille çarpıştı. Alev topuna dönen otomobildeki genç kadın yanarak hayatını kaybetti. İstanbul E5 karayolunda aşırı hızla ilerleyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak yan yola fırladı. Sonrasında başka bir otomobile çarpan araç bir anda yanmaya başladı. Adam içinden canlı canlı yandı ya. Lüks araç kısa sürede alev topuna döndü. Bu sırada otomobilde bulunan Adem Kılıç, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Kılıç'ın otomobilde bir kişinin daha olduğunu söylemesi üzerine çevredekiler yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle lüks aracı saran alevler söndürüldü. Söndürme işleminin ardından aracın içinden 26 yaşındaki Tuğçe Taşkın'ın cansız bedeni çıkarıldı. Olay nedeniyle yol uzun süre trafiğe kapatılırken 1 milyon lira değerindeki araç hurdaya döndü. Araçtan yaralı olarak kurtulan Adem Kılıç'ın durumu ise ciddiyetini koruyor. Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil sulama kanalına uçtu. Uçan araçtaki sürücü henüz bulunamadı. Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Camız Ağlı köyünde DSİ'ye ait sulama kanalının köprüsünden bir otomobil uçtu. Köprüden kanala düşen Hakan Çile ait otomobili gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Sürücünün arabanın içinde ölmüş olabileceği ihtimali üzerine AFAD ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Sulama kanalına uçan arabada yapılan incelemede kimseye ulaşılamadı. Araba vinç yardımıyla sudan çıkarılırken kanalın içinde arama çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce Adana'nın Yüreğir ilçesinde de benzer bir kaza yaşanmış. Araç içindeki sürücü ve arkadaşı vatandaşların yardımlarıyla yaralı olarak kurtarılmışlardı. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesinde büyük bir facia yaşandı bugün. Zeyaf ailesinin 8 ferdinin evde cansız bedenlerine ulaşıldı. Gıda zehirlenmesi ya da tüp gazlı lambadan zehirlendikleri sanılıyor. Ağrı'nın Doğu Bayazıt ilçesine bağlı Altıntepe köyünde yaşayan Zeyaf ailesinin evlerinin kapısının açılmaması komşularını endişelendirdi. Kapı çalındı ama açan olmadı. Kırılan kapıdan içeri girildiğinde ise bu korkunç tabloyla karşılaşıldı. Antika ve Abdülkadir Zeyaf çiftiyle 6 çocuğu evde ölü bulundu. Yakınları gördükleri bu acı manzara karşısında sinir krizleri geçirdi, gözyaşları sel oldu, ağıtlar yakıldı. Zeyaf ailesinin 8 ferdinin gıda zehirlenmesi ya da aydınlatmada kullanılan tüp gazlı lambadan zehirlendikleri sanılıyor. Aileden geriye sadece İstanbul'da çalışan oğulları Kemal kaldı. Kahramanmaraş'ta bir paramotor sporcusu antrenman yaptığı sırada dengesini kaybederek park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. O anları kaydeden ise başındaki kask kamerası oldu. Kahramanmaraş'ta paramotor yani motorlu yamaç paraşütü yapan sporcu iniş sırasında dengesini kaybetti ve park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza anı paraşütçünün kask kamerasınca işte böyle görüntülendi. Paraşütçünün yere düştüğünü gören vatandaşlarsa yardımına koştu. Abi ne yaptın ha? He? Abi. Antrenman yapmakta olan 42 yaşındaki sporcu Tahir Altay, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken otomobil ve paramotorda maddi hasar meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak düzenlediği Büyükşehir Okul Şenlikleri bu defa Karacabey ilçesinde yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri spora teşvik amaçlı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği şenlikler Karacabey'de yapıldı. Şenliklere 22 okuldan 1500 öğrenci katıldı. Öğrenciler şenliklerde spor imkanı bulurken doyasıya eğlendi. Şenliğe katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sporun genç nesli kötü alışkanlıklardan uzak tutacağını belirterek donanımlı gençler yetiştirmek istediklerini söyledi. Bizim geleceğimiz burada hem oynayacaksınız, hem eğleneceksiniz, hem de eğitim almış olacaksınız. Arkadaşlarınızla centilmenlik içinde mücadele edeceksiniz. Bizim amacımız sizleri sağlıklı bir nesil olarak yetiştirmek. Sağlıklı bir genç için sağlıklı bireyler lazım. Onun için de hedefleri olan bir Türkiye, hedefleri olan bir Bursa ve hedefleri olan bir Karacabey için. Sizler bizim için önemlisiniz. Bu kapsamda da sizin yetişmeniz önemli. Sizin sağlıklı olmanız, sizin sporcu olmanız, sizin birikimli olmanız bizim açımızdan oldukça önemli. Zamanınızı boşa harcamamak gerekiyor. Ondan dolayı istiyoruz ki böyle güzel alışkanlıklar olsun. Ve böylece güzel spor ortamında bulunur. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Birici ise dünya şampiyonlarının Bursa'dan çıkacağını söyledi. Sevgili çocuklar, sizlerden biz şunu istiyoruz. Sadece ders çalışmak değil, tabii ders çalışacaksınız. Geleceği sizlere emanet ediyoruz. Ama bunun yanında sporcu, ahlaklı sporcu olacaksınız. Geleceğin dünya şampiyonları, geleceğin olimpiyat şampiyonları inşallah sizlerin arasından çıkacak. Sosyal medyayı sallayan bir haberi, bir kediyi getireceğiz şimdi ekrana.
Dünya bu kediyi konuşuyor. Sit adlı kedinin sahibi Pedro'nun attığı şutlara adeta bir kaleci gibi kurtardığı görüntüler sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Sahibinin verdiği eğitim sayesinde şutlara muhteşem karşılıklar veren kedisi de Brezilya'da Taferel lakabı takıldı. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. İyi akşamlar, hoşça kalın.